Merhaba YouTube. Deadmind'de 48. bölüme devam ediyoruz. Şimdi ok sayımı arttıracağım. Ayı postu kuracak. Ondan sonra eş kanyon sürecimiz başlamış olacak böylece. Derken bir abonemiz geldi. Van Connor, hoş geldin. Çok teşekkür ederim aramıza katıldığın için. Merhaba. Bu arada bunu da duyurayım hadi. Kaç abone olduk biz? 107 abone olduk. Biliyorsunuz ki Geldi. 150 abonede bizim ifadelerimiz açılıyor ekstra. 150 abone olursak ben Alateka'nın verdiği geçen bir klavye seti vardı ya. Klavye vereceğim 150 abonede. Şu an 107 abonedeyiz. Klavye abone çekilişi olacak. 150 abonede aboneler arası bir çekiliş olacak. Artı bir de YouTube'da da özel bir böyle bir Londra temalı bir yayın yapmayı planlıyoruz. O yayına özelde Alateka'nın sözü var. Yani hem YouTube'da hem Twitch'te bir klavye sözümüz var size. Sesi kapatmışım ya yanlışlıkla revolver şey alırken vurgu alırken YouTube'a da böyle bir duyuru yapalım. Şu an 107 abonedeyim. 150 abonede hem ifade sayımız artacak, emot sayımız artacak hem de ben klavye çekiliş yapacağım. Bir tane klavye vereceğiz. Bunu da duyurusunu şimdi önden yapayım. Umarım o sayılara yükseliriz. Genelde de hep ihtiyacı olan kişilere gidiyor. Umarım bu sefer ihtiyacı olan kişilere gider. Van Connor, çok teşekkür ederim tekrardan abone olduğun için. Şimdi kaç ok yapabiliyoruz? Ha, tüy almadık, pardon. RGB klavye. Mouse set değil mi? Klavye mouse set. Işıklı mışıklı. Gayet güzel. Kullanan çekilişten kazanan arkadaşlar var. Daha önce de Ali Atakan sağ olsun vermişti bu klavye setinden. O 11 ok yapabiliyoruz, süper. Bir tane ok sapım olursa, ha, ok başım yok. Başka ok başını yok. Tamam, güzel. 11 ok daha gelecek. Gayet yeterli. Ya Revolver, onun adına başka bir şey uyduracağız artık. Yani hediye diye duracağız işte yani. Onun bir kılıfı var. Açığı var şu anda. Belli bir limitin altında bir de sorun yapmıyorlar. Pirinç, hoş geldin, merhaba. Hediye diyoruz, adı altında oluyor. Ha, bu arada o kadar yapamayacağız. Çünkü aletimiz yok. Aletle 5 tane yapıyorduk ama şimdi 3 tane yapabiliriz herhalde maksimum. Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldin. İnşallah beraber bir yerlere geliriz. Mekanik değil ama mekanik hisli değil mi? Mekanik hisli. Şu an güncel 150 aboneyiz arkadaşlar. 150 olursak çekilişimizi yapacağız. YouTube yayınında da özel bir tane çekilişimiz olacak. Bu şekilde ilerleyecek. Twitch'tekini ben hediye edeceğim. YouTube'dakini Ali Atakan verecek sağ olsun. Her yayın açtığında izleyen sabit 100 kişi büyüktür. Bot basıp 20 izlenen. Tabii ki de retro. Ah, üşümüşüm diyorum ya, yorulmuşum. En sevmediğim olay o bot fake takipçi olayları. Yani hiçbir anlamı yok. Zaten hediye ediliyor. İlave bir şey istemiyorum. Mesela çekiliş bileti almak gibi. Dolayısıyla hukuken bir sıkıntı olmaz. Yok yok, olmaz zaten. Ben onun farkındayım. İyice araştırdım yani, merak etmeyin. Bir sıkıntı olmuyor. Daha önce bizimki öyle çok üst düzey bir şey değil ama gayet de güzel iş görür abi. Discord'da kullanan arkadaşlar fotoğraf attılar. Oradan bulabilirsen var. Valheim'a 2'de geçeceğiz. Şimdi sabahın olmasına ne kadar var? Aa, az kalmış zaten. O zaman 2 saat, 3 saat uyu da kafa rahat olsun. Tamam, şimdi bu da kurudu artık. Suyum az kalmış. Yaparız. Dört ok kalmış. Üç ok yapabiliyorum ama.
Valorant tek başına oynanır da tavsiye etmem. En azından bir arkadaşın olması lazım. Su ve et pişirmek için ateş çekiyorum. Kostumuz ne kadar oldu bu arada? %81. Tamam, az kaldım. Az kaldım. Nasıl ya? Hiçbir bir şey yok. Meşaleyi yakıp ateş yakmaya çalışıyorum. Bir saniye. YouTube'un aktarımını da başlatalım. Tamamdır. Lan! Bir dakika yazmıyor muydu ya? Orada köz süresi de vardı bunun. Hiç yakıt yok üzerimde. Bunu da ilk defa yaşadım. Daha neleri göreceğiz. Gitti bir kibrit. Çok ilginç. Meşalem de yok şimdi. Şöyle yapalım ama. Şu kitabı yakabiliriz. Aynen. %100 zaten yak. Köze dönüşmüyormuş, evet. Onu bilmiyordum mesela Babanks. Şimdi sen bana hemen pencereden nerede lan benim? Oradaymış. Hemen yanımdan bir su yap oradan. Et de pişireceğiz. Evet, tecrübe ettim mesela bunu da. 1200 saattir TL'de oynuyorum. Bu şekilde bir olay ilk defa başıma geldi. Bir. Ağır çekicimiz var burada. Bunu da parçala. Şu da havada kalsın. Kalmadı. Ateş sayımızı arttırdık. Güzel. Odayı bunu da alacağım büyük ihtimal. En verimli şekilde kullanalım. Kurban kestik, evet. Hava da çok güzelmiş be. Ah, bu hava bir daha denk gelmez. 11 derece hava şu anda. Bu ne zaman kuracak ya? 12 gün diyor, %82. Matematikçiler, sözel şeyler, sayısalcılar. Ne kadar sürede alıyorsun sen bunu? 2 saat 15 dakika. Şöyle yapalım o zaman. 2 saat 19 dakika. Ne alsak? Şöyle bir şey yapsam. Şimdi bu suyu kaynat.
Aynen. Çok daha mantıklı oldu. Arka taraftan uç kabuğu ve çubuk toplayacağım. Giderken toplayacağım onları. Bu şey oradan gideceğim ya zaten. 2 gün var daha. 1 gün 20 saat var. Küsuratlı veren doğru verdi herhalde. Çünkü direkt 2 gün yok. Güzel mangal başı olduk ama bu böyle gitmeyecek. Şu olur olmaz. Bunu onaracağım. Ve buradan defolup gideceğiz. Şu an güncel ok sayım gayet yeterli. Burada da 15 okum var zaten. Şuradan 4 tane daha ver. Yama taşı. Şunları çevirelim. Boş durmayalım. Şu an 83. Evet, tüy toplamak lazım ama hiç haklısın. Hatta şimdi yapayım o işi. Bu nasıl bir meşale? Bunda yok. Bütün tüyleri neredeyse kullandım ya. Bunda yok. Bunda yok. Lan hiç tüy yok. Şansa bak. Neyse. Aynı toynağında yok. Şunu alayım bari. Bunu da kumaş için alayım. Sayfon su içi ürün aldı. Hemen içeyim. İki gün bir saat. Kargalar. Kargalar grevde abi yok. Kargalar yok. Çok kalori tükettiğim için bunları da alayım. Yapacak bir dünya şey var görüyorsunuz ki. Böyle bir boş 2 gün geçmesi lazım zaten. Kadar su oldu. Yetmeyebilir. Biraz daha yap. Çünkü kahve falan da yapacağım ya giderken. Şimdi şu bereyi topla. Şu gömleği topla. Parçala gitsin. Kurt postu var bu arada. Tufan. Kurtulmuş var uçaktan çıktı. Biraz da bileme yaptık mı misler gibi oluruz. Bunu atabiliriz artık. Bileniyor. Bileniyorum şu anda.
Bayağı bir kahvem var ya. Maşallah. Uzun zamandır bu kadar kahve görmemiştim. 5 gram da çok lazım olacak çünkü. Çok iyi oldu ondan önce çıktı. Artık eklemeyeceğim yakıt ya. Bunu pişiremez zaten. Çiğ kalır. Kalsın çiğ. Yapacak bir şey yok. Ben biraz daha bir deneyeyim. Sonra yatayım. Bir gün boş, bir boş günümüz daha var. O gün ne yapsak acaba? Ne yapabiliriz? Nasıl doldurabiliriz o günü? Yolculuğumuza fayda sağlayacak. Durakladım. Tamam. Onlar %100. Şunda biraz sıkıntı var. Bunu zaten tamir edeceğiz. Yayım yeterli ama ben yayımı mahvolabilir diye bir tane akçe açtı. İki tane kurtulmuş bağırsak yanıma alacağım. Ne olur ne olmaz. Uyuyabiliriz şimdi. Eş kaynamadan önce bir boş günümüz daha var. Saldırı yememem lazım. Ona dikkat etsek iyi olur. Aslında şey de yapabiliriz ya. Ben yarın yolculuğa çıkayım. Mağaralarda uyuyacağım ya zaten. Uyuduğumda tamir ederim bunu. Ne gerekiyordu bunun tamiri için? Kumaş ve kurt poz. Tamam. Dediğim gibi yapalım. Ben yolculuğa çıkayım yarın. Bunu yanıma alayım. Kuruyunca tamir ederim. Dikiş seviyemiz 3 olması lazım. 3. Heba olursa üzülürüm. Dediğim gibi yapalım. En azından arka tarafa gidip kuşları toplayalım. Zaten yolumuzun üzeri orası. Boşuna bir boş gün geçirmeyelim yani. Hadi fırtına olmasın da yola çıkayım. Şimdi. Bu burada kurusun. 89 oldu zaten. Şöyle yapıyoruz. Bir tane bundan alıyorum. 3, 4 tane de bağırsak alıyorum. Fazla ağırlık değil bunlar zaten. Suyumu biraz bırakacağım. Oklarımın hepsini alsam çok mu abart olur? Çok abart olur. Şu an kaç tane var üzerinde? 23. Tam 7 tane alayım 30 olsun, tamam mı? Okey. Fenereyim burada. Kalsın bence. Kumaş alayım ben biraz. 2 tane. 5 kumaş. 6 kumaş, 7 kumaş olsun yanımda. Reishi ısı bonusu ihtiyacım olacak ama bu kadar da değil. 5 tane kalsın. Dikiş kiti önemli. Dikiş kiti bir tane var. Bir tane daha al yanıma. Birazcık da yemek alacağım zaten. Yola çıkalım. Bir boş gün geçirmeyelim bence. Mevzu olduğumuz bölge vardı ya, arka bölge. Oradan gideceğiz zaten yolculuğumuza. Şimdi. Fidan almaya gerek yok. Tamam mı? Hatta şu tüyleri falan da bırak. Ok sapını bırak.
Kömür biraz daha alabilirim. Mağaradan geçeceğim zaten de. Çok fazla almayayım ya. 5 tane yeterli kömür şimdilik. Tamam. Bunu alacağız. 1 kilo da bu. Bu hala biraz fazla. Şunu da bırakma. Bir şey unutursam söyleyin bana. Bunu alacağım. Okey. Bir yay yapımlık malzeme aldım. 2 tane de fazla aldım ki tavşan öldürüp bağırsan taşımayayım diye. 7 tane kumaş var. Hadi eş kanyon yolcuları. Hazırız bence gitmeye. 2 çakmağın tekini bırakayım. Şunu bırak. Et alacağım. Pişmiş çok yok ama. Ne kadar var? 2 kilo kadar var. Çiğ alsam 2 kokarım. Zaten arkaya kadar 2 kok sandan olacak ki. Her türlü kurtlar beni ısırıyor. Mağarada etler var. Tamam, bu şey onu çok iyi dedin. Tamam. Mağarada pişmiş etler vardı zaten, değil mi? Mözetleri. Haklısın. Çok iyi. O zaman bunu aldım ve yola çıkıyorum. Başka bir şey yok galiba. Umarım buraya geri dönebiliriz. Katil evine. Şöyle bir bakalım havaya. Hava da çok kötü ama. Koşarak gitmeye çalışacağız artık. Pusucu kurtlar hemen gelecektir. Saldırmamam lazım. Odak noktan bu olsun. Saldırı yersen tulum gidecek. Hatta neyse, onu yapmayayım o kadar da. Hemen üşüdüm ya. Eşkan yoluna çıktık. Yola en azından yaralamak istiyorum. 30 okla gidiyoruz, unutmayın. 30 tane ok. Bakalım kaç tanesi yolda kaybolacak, kaç tanesi şehit olacak. Biraz hızlı olmam lazım. Ateş yaksam mı bilemedim. Yani bu kısa uzunlukta bile ateş yakarsam yakmam lazım ama bu arada. Evet, yakmam lazım. Yoksa donacağım. Çok çabuk üşüyorum ya. Yani inanılmaz çabuk üşüyor karakter. Ne yaparsam yapayım donuyor. Asla önüne geçemiyorum şu olayın. Hadi abi. Şuna bak. Donmuş resmen ya. Kurt mu geldi? Vallahi kurt geldi. Kurt sesi var değil mi? Ben yanlış duymuyorum. Oo! Çok kötü atış. Diğeri nerede? Oraya kaçmış. Bunlar beni nereye çekler? Bak işte.
1, 2, 3 tane okum karavana. Hemen de spawn olmuşlar abi ya. Şunu iç. Bir. İki, üç buradan. Çok yakındım. Bir tanesi de burada pusu atacak. Hatta. Geri kaçıyor. Pusu atacağım o. Tamam, okların hepsini aldım. 30 tane okum var üzerinde. Yani gördüğünüz gibi bu asla izin vermiyorlar abi. Bir tane daha mı var? Bitmiyor. Bir tane daha var. Oho, buna yem attım. O geygetim var diye bir tane küsurat. O onu alsın. Şu öndekiyle ben uğraşayım. O nereye gidiyor? Geyiğe mi gidiyor? Kuş toplayacaktım aslında ben. Geçerken uç toplasam iyi olur. Kuşlar spawn oldu galiba. O öyle bir günü burada harcayabilirim bu arada uç toplarken. Başladık yine. Yine başladık. Kuşlar spawn oldu mu? Bir de o soru var akılda. Olmamış olabilir bu arada, değil mi? Olmamış olabilir, evet. Möz yok değil mi yine? Aman. Möz olmasın lütfen. Okular bitmez. Ok şey, kuşlar yok bu arada. Kuşsuz devam edeceğiz. Şimdi bugün bitmeden geyik bölgesine çıkmak istiyorum en azından altındaki mağaraya. Kuşlar yok çünkü. Kaçıncı gün topladık acaba? Biz bunu şey yapmıştık. Nedir o? MR Furkan Çayır X50. Notunu almıştık. Diren Gentil Legolas. Diren Gentil Legolas. X50. Furkan, çok teşekkür ederim. Bit bağışın için çok sağ ol. Aydın mağarasının yanındaki giriş kuş ormanına çıkıyor. Aletekan, oraya dönüşte gitmeyi planlıyorum ya. Burada et var ama pişmiş bir et yok. En kısa yol o, direkt 4 ağaçla çıkıyor. O biliyorum o yolu, 4 ağaçlı yolu da. Hangi yol daha mantıklı? Bilen arkadaşlara soruyorum. Şimdi istişare yapalım. Geyik bölgesinden gidersek ben yolu çok net hatırlıyorum. 4 ağaçlı yoldan gidersek kuş bölgesi de var ama 4 tane halat var çıkacağımız. Kahveler de var aslında değil mi fazla? 3 kurt bir möz var. Aslında o da mantıklı biliyor musun ya? Kahvemizin fazla olması bizim için avantaj.
Geyik daha mantıklı. 4 alttan gidelim mi? Geyik bölgesi diyorlar. Geyik en temizi. Ben Geyik'teki yolu net hani şu an gözüm kapalı giderim ama 4 halatlı yol şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Huş kabuklar olacağı için. Ben aslında şey planlıyordum. Geyik bölgesinden gidip 4 halatlı yoldan dönmeyi planlıyordum dönerken. Hem halattan inmesi daha kolay ya. Hani çıkmak kadar beni yormayacağı için hepsinden inip oradan huşları toplayıp geri dönmeyi planlıyordum. Ayı bölgesinden. İkinci halattan sonra mağara vardı galiba. Ben 4 halatın yolunu net hatırlamıyorum, onu söyleyeyim. General hoş geldin, merhaba. Geyik bölgesi en temizi de. Benim dediğim plan da mantıklı bu arada. Geyik bölgesinden gidip dönüşü 4 halattan inip kuşlar alıp geri dönmek. Bence daha mantıklı bu arada. Dönüş oradan daha mantıklı. Halat inerken hiç zorlanmayacağız. Artı kondisyonumuzla giderse zaten kuşlara hemen ulaşmış olacağız. Dört halat yol daha kestirme. Onda hemfikirim. Orayı kestirme olduğunu biliyorum. Daha kestirme olduğunu biliyorum. Ama çıkması daha zor. Joseph hoş geldin. Bilemiyorum Altan. Kestirmenin lüzumu yok bence de. Benim hep aklımda o vardı. Geyik bölgesinden gidip Halat'tan dönmek. Hayvan tehlikesi minimum Halat yolda. Dağcılık sıkıntı orada. Çok dik. Ne yapsak ya? Birazdan gideceğim. Möz hallederiz yani. Möz çok sorun değil. Ayı da hallederiz. Ayı da çok sorun değil. Bu modda kurtlar kadar hiçbir şey sorun değil bu arada, onu söyleyeyim. En tehlikeli kurtlar. Dört kilo et alacağım. Genel şeyden hesaplıyorum ya, şimdi kuş stoğum yetersiz. Kötü bir plan yaparsam ölürüm. Sürüne sürüne ölürüm oradan. Haritada tehlikeli bir harita. Ben Geyik bölgesinden gideceğim. Dönüşte Alat'tan geleceğim. Buna karar verdim şu anda. Yine planıma sadık kalıyorum.
Postu aldım değil mi? Ben aldım. Aldım yatağı daha. O yatağı her seferinde alsam da herkesin içine bir şüphe kalıyor. Geyik bölgesinden gidiyoruz. Bir yola çıkacağız, sonra Eşkanyon'dayız. Çıbık alacağım. Centici şimdi daha unutulmuyor. Halaptan çıksam mı? Çıkmasam mı? Çıkmasam daha iyi bu arada. Çıkmasam daha iyi. En azından şu post dengesi de bir kendine gelir. Post craft'ını yapıp giderim. Değil mi? 1,4 kilo et var. Çıkmayacağıma göre şöyle yapabiliriz. Sırf şeyini hemen yardım haldır olur gitmeyeceğim için. İç bunu. Bir kilo al. Berkay merhaba, hoş geldin. Bir saniye. Böyle çok mu kötü oldu ışık? İnanılmaz gözüm ağrıdı da. Daha mı iyi oldu? Vallahi mı? Şimdi geceyi burada geçireceğiz. Hep beraber. Bunu tamir edeceğim. Şu ikisini tamir edeceğim. Edebilirsem eğer. Ayıya bir tane kumaş bırakacağım. Eşkanyo'da zaten kumaş buluyoruz, merak etmeyin. İnziva evinden geçeceğimiz için. Kaç kumaşım kaldı anlık? 3 kumaşım daha var. Tamam. Şunları yap. Gayet güzel. Şu an gayet iyiyiz. Eşkıyanın için hazırım. Daha sonra
Şu et yem olsun. Bir tane yemimiz kalsın. Anatoly hoş geldin. Uyuyorum. Kuş hissem aslında iyi olacak ya. Kondisyonum biraz düşük ya. Hazırlardan varsa. Bir tane içmiştim de. Hazır var mı şu anda kuş? Bir tane daha aç. Bakalım kondisyonuma ne kadar. Tamam, bir tane daha aç, full diyelim. Bir tane yedek kalsın. Onun harici yapılacak da kuşum yok mu gerçekten? Oo. Büyük sıkıntı. Kondisyonum giderse hoşum yok. Yok değil mi? Ben yanlış görmedim, bakmadım. Burada oluyordu zaten. Dikkatli oynamamız lazım işte. Kuş cennetime. Yok 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 zaten Babanks. Almamışsın değil de. Şimdi yedik içtik. Postumuz 94 kurudu. Halattan çıkacak yani bu post, belli oldu. Şimdi bir ateş yaksak iyi olacak ama çıbığım kaç tane var? 5 tane varmış burada. Şöyle yapalım o zaman. Bir tane oluşum var. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım. Kondisyonumuz giderse sürüne sürüne gideriz o mandene. Ölürüz hatta. Çok tehlikeli bir yolculuk. Ekstrem Türk hoş geldin, merhaba. Şuradan biraz çivi toplayayım. Çok güzel. Birazcık daha olaydı, iyiydi. Çırpık çalı var mı burada? Çırpık çalı. Ne kadar az çubuk verdin ya. Gerçekten. İlginç. Yine kondisyonum gidecek. Neyse ben gideyim. Koş 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 koş. Şu kısa turlama bile. Pahalıya mal olmasın bize. Bir tane çubuğu toplasam daha iyiydi bu arada. 3 çubuk. Şunu toplarız. Hatta toplayalım. Bir çubuk bir çubuktur.
Bir tane bitki çayım. Mağara nerede lan? Mağarayı karıştırdım. Çok kısa bir hipotermi riski. Şöyle yapıyoruz. Evet. YouTube'da 48. bölümün sonu olmuş oldu bu. Şimdi 49. bölümde Eşkıya oyuna giriş yapacağız. Sizi şuraya park ettiğim YouTube. Biz de canlı yayına kısa bir mola verip devam edeceğiz. Canlı yayına da beklerim YouTube dediğim gibi. Videoları da beğenmeyi unutmayın lütfen. Erkenden izlemek isterseniz oyun atma listelerinden veyahut da kafamın üzerinde çıkan bardan izleyebilirsiniz. Öpüyorum YouTube hepinizi. Bay bay.